Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PES 2013'te Galatasaray Rebuild yapacağız. Bir önceki videomuzda Fenerbahçe'nin Rebuild'ini yapmıştık ve orada 3. sezon oynanmıyordu, bug'a giriyordu. Sadece Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Kupası, Avrupa Kupaları oynanıyordu. Bu sorunu güncellemeyle giderdik. Yalnız 21 takımlık değil, 20 takıma düşürüldü. Çünkü Denizlispor'u almadılar ana lige. Aldıkları zaman öyle bir sorun oluyordu. Yani bugün Galatasaray'ın Rebuild'ını çekeceğiz. Bakalım neler yapabileceğiz. Galatasaray'ı şampiyon, Şampiyonlar Ligi, baş kupa kazanacağız. Videoya geçelim. İyi seyirler. Takımımızın bütçesine bakalım. 89,5 milyon avroluk bir mevcut bütçemiz var. Takım maaşları, personel maaşlarını çıktıktan sonra kalan 41 milyon avro. Takımımıza bakalım. Oyun planı. Ratingler bu şekilde. Evet, Emrah Baba'yı oraya aldık. Başka kim alabiliriz? Falcao'yu aldık. Yalnız takım bayağı kötü bir durumda. Bir tek Muslera'nın reytingi göründüğü gibi sarı. Diğer hepsi bayağı bir sıkıntıydı. Burada ne yapacağız? Bir genç takıma bakalım. Ne mevcut? Neler var? Fatih Sarı. Fenerbahçe'nin Rebuild'ında bu 81 yapıyordu. Burada 74'e indirmişler. Yine de gelsin. Başka kim var? Nalder. Oyuncular var. Direkt göndereceğiz hiç. Uğraşamayacağız. Serbest bırakacağız. Çünkü takımda yer açmamız lazım. Evet arkadaşlar, birkaç oyuncuya teklif götürdük. Martinez, Tagliafico, Embolo'ya, Mikel Engere. Bunlardan Mikel Engere'i alacağız. Tagliafico'da 1 yıl demiş. 5 yılına imza attıralım. Geldi. Engel geldi. Ama kattık. O Tagliafico. Bakalım kaç yıllık. 3 yıl. Neyse 3 yıl olsun. O reis geldi ya. Tagliafico. Neredeyse bedava. Embolo da geldi. Embolo. Evet, Embolo da geldi. Siyahi oyuncumuz Embolo. Evet, birkaç oyuncuya daha teklifte bulunduk. Bunlardan biri sol bekimiz Angelinho. Angelinho'yu da alalım. Bir nevi genç, 23 yaşında, gelişim açık. Tabi Gerson Martinez hala cevap vermedi Campana'ya ve Kerim Demirbay'a teklifimizi sunduk. Beklemedeyiz. Ortalanda güçlendi. Geldi geldi. Engin Kerim Demirbay. Kerim Demirbay'ı da. Evet, Gerson Martinez'den cevap geldi. Akmedov'a teklif yaptık. Gerson Martinez'i alıyoruz. Geldi. Gerson Martinez. Evet, Akmedov'u da kattık kadromuza. O geldi geldi. Akmedo, sarı civciv. Evet, Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi.
Galatasaray, Liverpool, Monaco, Club Brugge grubuna düştü. Fenerbahçe var. Benfica, City, Partizan. Başka kimse var mı? Başakşehir, Leicester City, Porto, Madrid. Yanımıza bakıyoruz. Transferlerimiz bu şekilde. Embolo'yu aldık. Martins'i aldık. Akmedov'u aldık. Kerim Demirbay'ı aldık. Angel'ı aldık. Angel'ı aldık. Angel'i aldık. Bir de Tagliafico'yu aldık. Yani takımı biraz üst seviyeye taşıdık. Tabi devre arasında daha yeni transferlerimiz olacak. Ve devre arasına geçiyoruz. Ve devre arasındayız. Bakalım ne sonuç aldık. Ne yaptık? Öncelikle bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Playoff turundan katılmıştık. Lille'i ilk maçta 2-1 geçip ikinci maçta berabere kalıp gruplara kaldık. Tabloda ne diyor? O Galatasaray, vay. Vay. 15 puanla grubunu lider tamamlıyor. Liverpool'un olduğu gruptan lider çıkıyoruz. Helal olsun. Golde kim var? Vardari var. Agüero var. Ronaldo var. Bizden kim var? Bizden 4 golle Gelson Martins var. 5. sırada. Asiste ise 3 asiste Kerim Demirbay. Arthur'un arkasından geliyor. Tabii. Başakşehir de çıkmış grubundan. İkinci olarak çıkmış. Leicester'in Porto 0 çekmiş. Enteresan. Fenerbahçe de ikinci çıkmış. Hani burada o City hariç o birileri denkmiş zaten. Ve lige gelelim. Tablo. Galatasaray zirvede. 4 mağlubiyet almışız. Ligde en çok gol atıp az gol de yememişiz yani. Defans alarm veriyor. Değil. Defans alarm veriyor. Ama lideriz. O ikinci itemiz 3. Kasımpaşa, Beşiktaş 6. Trabzon 5. Fenerbahçe 9. sırada. Çok karışık burası. Gol sıralamasına baktığımızda Embolo 9 golle katkı vermiş. Yeni transferlerden Martins de 8 gol. Onyekuru 8 gol. Ama Koita Kasımpaşa'da 14 golle zirvede. Asiste ise burada Kerim Demirbay. Yeni transferimiz. Burada asist lideri. Ziraat Türkiye Kupası'na da bir bakalım. Turnuva kurasında Galatasaray en son Malatyaspor'la eşleşmiş. 5-1 Kayserispor'u geçmişiz. Çok değişik bir tablo ya. Böyle bir yani belli olmuyor bile yani. Kim kimi nasıl geçmiş. 4-4 Trabzon'u mu geçmişiz? Penaltılarla geçmişiz herhalde. Öyle bir şeyler olmuş. Gol sıralamasında ise Mugni, Gelson Martinez, asiste ise Angelinho. Takımımıza bakalım. Embolo, Onyekuru düşmüş 79'dan 77'ye düşmüş. Akmedov aynı. Kerim Demirbay aynı. Burada bizim transferi oynatmamış Tagliafico'yu. Donk da düşmüş. Şimdi bize ne lazım? Bir forvet. Onyekuru'nun yerine. Bir defans lazım. İyi bir defans lazım. Bütçemiz ne? Maddi durum. Beklenen kazanç. 84 milyonluk transfer yapabiliyoruz devre arasında. 84 milyon avroluk bir transferimiz mevcut. Hadi şimdi transferlere geç. Transferde başvurularımızı sunduk. Laimar. Orta sahayı güçlendirmek amacıyla Laimar'ı transfer ediyoruz. Evet, yeni transferimiz
Geldi yeni transferimiz, kendini tanıtıyor basına. Belki gelirler diye Muhammed Salah'a, Mane'ye, Mbappe'ye transfer tekliflerimizde bulunduk. Gelen Hamels. Evet, André Silva için anlaşmaya varmışız. André Silva. Evet, geldi André Silva. Yüzü beyaz. Niye beyazlatmışlar bunu? Aynen baksana. Hedefler büyük. Vardır'ı da alıyoruz. Geldi geldi. Vardır'ı da geldi. Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı. Biz de kaldığımız yerden devam ettiğimiz için Vardır'ı söktük aldık. Evet, sistemimiz bu şekilde. Vardır'ı transfer ettik. André Silva'yı transfer ettik. Laimer'i transfer ettik. Ve hızlı bir şekilde sezon sonuna geçiyoruz. Görüşmek üzere. Evet, sezon sonu demişken Şampiyonlar Ligi'ni es geçiyorduk, az kaldı. Şampiyonlar Ligi olmazsa olmazlardan Galatasaray için. Ve Şampiyonlar Ligi'nin birinci tur ilk ayak maçındayız. Rakip Arsenal. Skoru görüntülüyoruz. İlk ayak Şampiyonlar Ligi'nde birinci ayak maçı, bakalım. Arsenal deplasmanında 1-0. Arsenal deplasmanında 1-0'la geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi ikinci tur maçında Arsenal'a karşı rövanşta ne yapacağız bakalım. Aubameyang. Skoru görüntülüyoruz. Buradan verilmez. Buradan verilmezdi. Buradan verdik biz. 3-0'la kendi evimizde Arsenal'a kaybettik. Evet, Süper Toto Süper Ligi'ni kazandık. 97 puanla en yakın rakibimize neredeyse 30 puan fark atmışız. Fenerbahçe 10. 11. sıradan geldi. 2. oldu. Beşiktaş 5-6. Trabzon Avrupa'ya gidemedi. Medikol Başakşehir bu üçlü grup yine Şampiyonlar Ligi'nde. Çok enteresan. Ama iyi gol yemişiz. 38 gol. Bizim burada yani 20'yi geçmemesi lazım. 97 puan iyi bir puan. Embolo. Embolo. Kerem Demirbay. Sezonun oyuncusu Embolo. Ve en iyi 11 Mustera. Engel. Kerim Demirbay, Embolo, Gelson, Martinez, Tagliafico. Evet, Çaykur Rize Türkiye Kupası'nı kazanmış. En iyi 11'de bizden kimse var mı? Var. Angel var. Martins var. Angelinho var. Ve turnuva bilgisinde Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Gol değil, önce bir eleme aşamasında neler oldu? Galatasaray 1-0 deplasmanda kazandığı maçı 3-0 kendi evinde yenildi ve birinci turdan veda etti. Arsenal Liverpool'a veda etti. Fenerbahçe Atletico Madrid'e kaybetmiş. Başakşehir City'ye kaybetmiş. Kupayı da muhtemelen City almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, City'ye kadar gitmiş final City'nin. Golde ise Agüero. Galatasaray'dan Gelson Martinez. Asiste ise Arthur. Arthur Amino. Galatasaray'dan Kerim Demirbay. Süper Toto Ligi'nin gol sıralamasına bakacak olursak Embolo altın sezonunu yaşayıp 22 gol atmış. Gelson Martinez, Vardy 8 gol katkıda bulunmuş. André Silva 9, Onyekuru 9. Asiste ise Kerim Demirbay.
Sezonun takımı tabii ki de Galatasaray. UEFA Avrupa Ligi'ni kim almış? Elemelerden başlayalım. Evet, son 32'de. Son 32. Son 16. Çeyrek final. Yarı final Lazio Tottenham. Buradan bir oyuncu bireysel sıralamalarımıza bakalım. Yeni transferlerimiz neler yapmış? André Silva 18 maç oynamış, 10 gol atıp 4 asist yapmış. Gelson Martinez 52 maç oynamış, 17 gol 7 asisti var. Embolo'nun 52 maç 25 gol 7 asist. Kerim Demirbay 9 gol 14 asist. Aşağılara doğru indiğimizde başka kimler var? Onyekuru 34 maç 12 gol atmış. 5 asisti var. Vardir 18 maç oynamış 8 gol 1 asist. Vardir'den verim alamadık. Ve ikinci sezona geçiyoruz. İkinci sezonda görüşmek üzere. Evet, Liverpool Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış. UEFA Avrupa Ligi'ne bakacak olursak da kim ne yapmış? Ve Lazio Tottenham'ı 1-0 yenerek kupaya uzanmış. 5 oyuncuya teklifimizi yaptık ikinci sezonda. Muhammed Salah. Bunu istiyordum uzun süredir. Geleceğine ümidim yoktu ama 90 gelebilir diye bir yüzdesi vardı. Yani 43 milyon almaya değer mi? Bence değer. 5 yıllık tabii ki. Ve Harry Kane. Hani bunu almaya değer mi derseniz bu da değer. Yani teklif 50 milyon avroyu buluyor. Hedeflerimiz yüksek. Asensio'ya teklif yaptık. Asensio da geliyor. Bu da 50. Tabi oyuncu satmamız icap edecek. Kadar olur ya. Haaland da geliyor ya. Hani Haaland'ı alıp ne yapacağız biz şimdi? Bütçe bayağı açık verecek. 50 milyon gibi bir açık olacak. Alantı alırsak. Alantı bakacağız. Yaş. Alantı alınır. Her ikiyin. Olmaz. Alant. 20 yaşında. Ve Haaland'ı aldık. Alman yıldız geldi. Muhammed Salah, Mısırlı yıldız. Asensio'nun yaşı 24. Harry Kane 20. Asensio'yu da alıyoruz. Muhammed Salah, yıldızlar akıyor. Yıldızlar yağıyor. Donk'a teklif aldık. Donk'u gönderdik. Evet. Bir oyun planımızı yeniden gözden geçirelim. Haaland. 20 yaşındaki Alman yıldız Haaland. Muhammed Salah. Mısırlı yıldız. Asensio. Yok 15 milyon iyi. Zarar yok. Sattın gitti. 3 oyuncu için teklif aldık. Gelson Martinez.
Güle güle. Kerim Demirbay 25 milyon. Güle güle. Almas 24 milyon. Güle güle. Birkaç oyuncuyla daha, bir 4-5 oyuncuyla daha görüştük. Çünkü giden oyuncular oldu. Kalecimizin reytingi düşmüştü. Hani 85 reytingli bir nevi olsa kaleye iyi geleceğini düşündüğümüz Barkuyu aldık. Defansa ise Getafe'den Togolu oyuncu Dijon'u aldık. Ve Kolibali'ye transfer teklifi yaptık. Bekliyoruz. Aldivider ve Moint. Moint'i istiyorum. Masif. Falcao'ya teklif almışız. Yolla gitsin, elimizde patlamıştı zaten. Evet, 55 milyon avroya Moint'i transfer ediyoruz. Hedeflerimiz büyük. Geldi, Moint de geldi. Yıldızlar yağıyor, yıldızlar. Hedefler büyük. Akmedov, takımı kurtaran oyuncu gidiyor. Akmedov gitti. Geldi. Bir defansa bir takviye daha geldi. Evet. Geldi. Bir defansa bir takviye daha geldi. Evet. Sistemimiz bu şekilde. Asensio, Muhammed Salah, André Silva, Haaland, Moint, Laimar, Tagliafico. Burada da Interan. Interan'a da koyduk. Dijan, Burki, Angelinho. Ratinglerimiz bu şekilde görüldüğü gibi. Daha fazla uzatmadan devre arasına gidiyoruz. Şu şekilde hızlı simüle edip bilgi turnuva bilgisinde Şampiyonlar Ligi'nde tabloda ne oldu acaba? Galatasaray Juventus'da 15 puanı paylaşıyor. Yine 8 gol yemişiz. Gol yiyoruz yani. Başka kim var? Yeden. Gruplarda Fenerbahçe Liverpool'la beraber gruplardan çıkıyor. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray var. Gol sıralamasında ise Werner, Galatasaray'dan ise Moint. Asiste ise Galatasaray'dan Ömer Bayram oynamış oyuncuya. Ömer Bayram'ın sistemi var. Turkcell Süper Ligi'nde Galatasaray 3 puan farkla yıldız transferlerin gelmesine rağmen 42 puanımız var. İyi değil. Beşiktaş 2. Fenerbahçe 3. Yeni Malatyaspor. Kasımpaşa HES Kablo Kayseri. Gol sıralamasında André Silva, Haaland 9-8, Kayode 8. Asiste ise Abdülkadir Ömür, Moint. Çok aktif götürdük. Inter, Tengel, Osterman. Üçü de stoper gördüğünüz gibi. Inter geldi ya. Geldi geldi. Basına tanıtıyor kendine. Çakma sarı. Bunlar Ligi'nin birinci tur maçında Chelsea'ye karşı oynuyoruz.
Hedefler büyük. Bu yıl en azından yarı final, final oynamayı hedeflemiştik. Skoru görüntülüyoruz. Galatasaray kendi evinde 2-1 kaybediyor. Skoru görüntülüyoruz. Haaland'ın yerinde. 0-0 berabere kalıp birinci turdan eleniyoruz. Hedefler büyük ama başarı yok. Ve sezon sonundayız. Süper Toto ligini birinci sırada tamamladık. 91 puanla 84 gol atıp 34 gol attık. Ligde en az gol at yiyen, en çok gol atan takımız. En az mağlubiyeti alan da biziz. En az beraberliği alan Kasımpaşa ile beraber ilk 3 büyük kulüp sırayı paylaşmış. Küme düşen Altınordu geldiği gibi, Eskişehir geldiği gibi geri döndü. Gençlerbirliği de geldiği gibi geri döndü. Bireysel ünvanlarda André Silva, gol kralı Haaland, asist lideri Laimars. En iyi 11'ine baktığımızda kalede Burki, defansta Dejan, Angelinho, Laimars, Haaland, André Silva. 6 oyuncu bizden. Ziraat Kupası'nı da kazanmışız. Rakip kimmiş? Bir bakıyorum. Rakip Beşiktaş. Beşiktaş'ı 4-0'la geçmişiz finalde. Bireysel ünvanlarda Muhammed Salah. En değerli oyuncu. Gol kralı Muhammed Salah. Asist lideri Laimar. En iyi 11'de ise kale yine değişmiyor. Defans Dijen. Angelinho, Laimar, Muhammed Salah, Haaland. Turnuva bilgisine gelecek olursak, eleme aşısı maçında biz birinci turdan elendik. Birinci turu geçtik. Birinci turu geçemedik, pardon. Chelsea'ye yenildik. Chelsea Fenerbahçe'yi darma duman etmiş 6-0'la. Chelsea Leipzig'i de darma duman etmiş. 3-2. Chelsea Juventus'a finale kalmış. Final daha oynanmadığı için. Gol sıralamasında Werner, Abraham, Mane. Mane, ben kimse yok. Bu kadar pek. Asiste ise Chelsea'den Havertz. Ben Ömer Bayram var. Ne alaka? Denemede bakalım. Sürbiremedi. Geçmiş. Çaykur Rize, Dinamo Kiev 3-0'la geçmiş. Son 16'da Çaykur Rize Ajax'a 5-3 toplamda yenilmiş. AZ Alkmaar Medikol Başakşehir'i 4-3 geçmiş. Finale kim gidiyor? Ajax Real Madrid 3-0'la geçmiş. Ajax United'ı penaltılarla geçmiş. Ajax finalde oyuncuların sonuçlarına. Oyuncularımız bu sezon ne yapmış? Moint 54 maç, 12 gol, 16 asist toplamda. Aymar 55 maç, 5 gol, 18 asist. Sanseo devre arasında kat. Devre arasında bunu da sezon maçı almıştık herhalde. 8 maç oynadı. Oynatmamış sistem. 12 maç gol atıp 9 asist yapmış. Muhammed Salah 54 maçta 17 gol atıp 7 asist yapmış. André Silva 55 maç 18 gol 7 asist ve Haaland 27 gol 11 asist. Embolo 11 golü var. Belanda'yı da oynatmış sistem. Ve sezon başına gidiyoruz. 3. sezonumuz. Sezon yani en azından Avrupa'da bir kupa kaldırmak istiyoruz. Evet. Chelsea demiştik. Chelsea penaltılarla Şampiyonlar Ligi'nin galibi oluyor. Evet, Integra'dan teklif var. 15 milyon, bunu da gönderiyoruz. Bu sene kadromuzu daha iyi kurmamız lazım. 75 milyon gibi bir avroluk bir bütçemiz var. Daha sistem buna gelirlerimizi de verecek. Hani iyi bir transfer sezonu geçireceğiz. Ve ikinci sezon üçüncü sezonumuzda transfer sezonu açıldı. 93 milyon gibi güzel bir rakam.
takviye dedi. Toplamda 369 milyon avroluk transfer bütçemiz oluştuk. Transfer dönemi sistemimize bir bakalım. Muhammed Salah niye ise düştü, beklenmedik bir şekilde Muhammed Salah düştü. Neden düştü? Neyse, Haaland geldiğinde 88-89 yapıyordu, 91'i gördü. Andre Silva ratingini yükseltti. Asensio 89-88 oldu. Point 88 oldu, 87 idi. Laimer zaten burada 83 yapıyordu, 85 oldu ama normalde 88. Biz bunu ofansif oyunu diyoruz ve Tarık Fiko da düşmüş. Dijen de düşmüş. Engine yüklenmiş. Bunlarıyla 1, 2, 3. Türkiye yükselmiş bu arada kalecimiz. 3 tane bize net, 4 tane net oyuncu lazım bize. Transfer geçiyoruz. Evet, 5 oyuncuya teklif ettik. Gabriel Jesus'a, Zienko'ya, Mbappe'ye %9 gelme ihtimali vardı. Biz şansımızı deneyelim dedik Mbappe'den. Yani Dagba geliyor. Sağ beki alıyoruz Dagba'yı. Sağ bekimizi güçlendiriyoruz. Koulibaly'ye teklif yaptı. Koulibaly. Dagba'yı alalım. Evet. Siyahi oyuncumuz Dagba kendini basına anlatıyor. Neler yapabileceğini söylüyor. Evet, Gabriel Jesus ve Jenko da Koulibaly'de. Anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Jesus'u direkt aldık. Oo, geldi geldi Jesus. Gabriel Jesus geldi. Türk Telekom Arena tıklım tıklım. Gabriel Jesus. Neler yapabileceğini anlatıyor. Ne olacak? Hedeflerini söylüyor. O Gabriel. Evet, bir oyuncu daha geldi. Koulibaly. Stopere takviyeler devam ediyor. Yıldızlar yağıyor. Galatasaray Avrupa'da hedeflerinden kopmamak için bu sezon sürprize yer yok diyor. Bütçe iyi. Transferler iyi. Yıldızlar geliyor. Lyon'a teklif götürmüştük. 34 yaşında diyor. Lyon'u alacağız. Lyon geliyor bize. Sané'ye de teklif götürdük. Mbappé'ye bir daha. Neymar'ı bekliyoruz. Lyon geliyor. Lyon artık Galatasaray'da. Oho. Lionel Messi. Messi Galatasaray'da artık. Lionel Messi. Onun adı Messi. Küçük adam artık Galatasaray'da. Evet. Kovan'a istek gönderdik. Sağ bekimizi güçlendirmek amacıyla. Kovan artık bizde. Evet, takımımız bu şekilde. Bayağı geniş bir kadro kurduk. Bu sefer sürprize yer yok. Bu sefer Şampiyonlar Ligi Şampiyon Kupası'nı alacağız. Kadroya katıldı. Gabriel Jesus'u aldık. Asensio yükseldi. Haaland yükseldi. Koulibaly geldi. Zienko geldi. Ve devre arasına geçiyoruz. Tabi devre arasına geçmeden önce şurada taktiksel yardımda düzenlemeyi açıyoruz. Kondisyon olmaz. Yeteneğe göre olabilir. Ve devre arasına geldik. 16 milyon gibi bir ücret bize verdiler. Ve takımımıza bakalım. Ratinglerde
93 olmuş Haaland. Jesus öyle kalmış. Asensio bir kademe düşmüş. Asensio neden düşmüş? Düşmüş. Point 89. Kendi kendine yer değiştirirse böyle olur. Ne olacak yani? Allah Allah. Zorla sinirlerim oluyor var ya. André Silva. Enteresan. Şöyle oynasak mı? Atmamış. Global de geldi 86 demiş. Turnuva bilgisinden öncelikle Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. 15-15. Bir maç yenmiş, bir maç yenilmişiz. Union grubundan ikinci olarak çıkmışız. Beşiktaş, Liverpool, Porto'yla olan gruptan ikinci çıkmış. Fenerbahçe, Paris'in olduğu gruptan ikinci çıkmış. Paris'e iki kere yenilmiş. Gol sıralamasında Ronaldo, Özil, Lewandowski, Liverpool, birden Haaland, Gabriel var. Asiste ise hiç iyi değiliz ya. Niye böyle? Tabloda bile hüsrandayız. Baksana. 39 gol atıp 14 gol yemişiz. Bir ayar vermemiz lazım. Gol sıralamasında Haaland, Messi. Asist sıralamasında Gabriel Jesus. Ve sezon sonuna gidiyoruz artık. İşte tabii Şampiyonlar Ligi var da onlara da gireceğiz. Ve rakip Chelsea. Bir önceki turda, birinci turda, bir önceki sezonda deneyen Chelsea yine rakibimiz oldu. Yine ilk 16'da yine Chelsea, yine Chelsea. Şampiyonlar Ligi kupasını alan Chelsea yine bizim rakibimiz. Chelsea yine bizim rakibimiz ve herkes sakat. Senin 3-5-2 ne? Biz de böyle oynarız. Tamam aslan. Ve skoru görüntülüyoruz. İlk maçta işi bitirmek istiyoruz. 3-1 Chelsea'yi dize getiriyoruz. Son 16 turunda ikinci ayak Chelsea ile karşılaşacak. Skoru görüntüledik. Galatasaray 2-1 3-1 ile 5-2 ile Chelsea'yi geçiyor. Şampiyonlar Ligi. Çeyrek final birinci ayak maçında rakip Olympique Lyon. Skoru görüntüledik. Olympique Lyon'u Lyon'da Fransa'da 3-1'de geçiyoruz. Ve artık yarı finalde denilecek gibi kapıyı araladık. Kapıdan içeri girmek kaldı. Ve yarı final için bir tek maç kaldı. O maçı da aldık mı artık yarı finaldeyiz. Ve skoru görüntülüyoruz. 0-0 berabere kalıp yarı finaldeyiz. Rakip kim acaba? Evet, rakip Milan. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz. Skoru görüntülü dedik. Milan'a 3-0 kendi evimizde kaybettik. 3-0. Ve final, yarı finalde 4-0 Milan'ı geçiyoruz. 3-0 kaybettiğimiz maçı 4-0 alıyoruz. Finalde rakip Bayern Münih. Maç Wembley'de.
Evet. UEFA Kupası. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Wembley'deyiz. Kupa bir adım yakın bize. Evet, Galatasaray Süper Ligi kazanıyor 85 puanla. Fenerbahçe ikinci, Trabzon üçüncü. 51 averajımız var. 76 atıp 25 yemişiz. En az gol yiyen takımız. Ama çok berabere kalmışız. 10 kere berabere kalmışız. Fenerbahçe 9 kere. 3 mağlubiyetimiz var. Fatih Karagümrük, Adana Demir, Ümraniye gitmiş. Adana Demir, Ümraniye geldiği gibi gitmiş. Averaj takım olmuş. Bireysel ünvanlarda ise sezonun oyuncusu Haaland. Gol kralı Haaland. Asist kralı ise Moint. En iyi 11'e baktığımızda ise kalede Burki, defansta Koulibaly, Gitter, Joao Cancelo, Zinchenko, Mount, Haaland. 2, 4, 6, 7 oyuncumuz var. Daha ne olsun? Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanıyoruz. Galatasaray kiminle oynadı? Bakıyoruz. Kasımpaşa ile final oynuyoruz. 3-1 geçmişiz. Bireysel ünvanlıkta Haaland, Laimer. Gol kralı, en değerli oyuncu. En iyi 11'inde ise kalede Burki, Ginter, Conceo, Zeker, Haaland, Gabriel Jesus, Lamier. 2, 4, 7, 2, 4, 6 tane oyuncumuz var burada. Pardon, 7 taneymiş. Evet, sistemimiz bu. Ve Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Yer Wembley. Başlama vuruşu başladı. Başlama vuruşu yapıldı. Maça Galatasaray başladı. Bir pas hatası. Dikenko. Dikenko çalım attı geçti. Ginter gidiyor. O penaltı. Zaten yapın. Tasan Sao. Muhammed Salah. Sıyrıldı. Salah. Vurun lan. Vurun lan o topa. Tehlike. Gabriel. Gabriel. Pası Asensio. 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 Vurdu, gol oldu. Asensio attı. O kupa gelecek diyor. Asensio. Derin bir nefes çektik. Mehmet Salah. Muhammed. Muhammed Salah vurdu, gol oldu. Kaybetti ama peşini bırakmadı. Topu kazandı. Muhammed Salah vurdu. Kaleci güçlükle çıkardı. Yiyeceğimiz belliydi ya. Kimse yetişemedi ya. Yiyeceğimiz çok belliydi. Yapma ya. Lan pas vereceksin ya. Böyle böyle bir top kaçırdı ki yapacak bir şey yok. Golü yemiştik zaten. İnşallah yemeyiz. Yine gidiyor ya. Ya bu adamı nasıl boş bırakıyorsunuz bu kadar ya? Ben vurup indirmekten bıktım ya. Bir kırmızı daha gördü göbek ya. Korakor bir mücadeleydi. Uzatmalara kaldık. İki tane kırmızı kartımız.
Attı ya. Attı, Lewandowski attı. Resmen sessizliğe büründü stat. Ya benim ağzımı bozdurdular. Evet, 3 kırmızı kartın çıktığı bir final görüyoruz. Kupa gitti. Kupayı gitti, kendi ellerimizle Münih'e verdik. Ama iyi bir mücadele gösterdik. Şampiyonlar Ligi finalinden döndük. Evet. Son 16'dayız. Bizden kimse var mı? Bizden kimse yok. Ben göremedim. Evet. City. Leicester City. City'ye karşı. Leicester City. City'ye karşı. City. Manchester City kazanıyor. Golde ise Sancho Leicester'den. Sincik Bayer Leverkusen'den. Asiste ise Mendy City'den. Sterling City'den. Gol sıralamasında Haaland 20 golle Kayode ile birinciliği paylaşmışlar. Vay vay vay. Asiste ise Moint, Gabriel Jesus, Laimar. Üçü de bizden. Takım bilgisine gelecek olursak takımımız ne yapmış? 60 maç Moint, 12 asist, 15 gol, 15 gol, 15 asist, 12 gol. Hasan Sao 16 gol, 4 asist. Haaland 35 gol, 9 asist. Gabriel 11 gol, 13 asist. Messi Leo 15 gol. Andre Silva 19 gol. Yaptığımız transferler işe yaramış. Zaten yıldız oyuncular yani. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Evet, bu videodan sonra bir iki PES videosu daha çekip FIFA 21'e geçiş yapacağız. FIFA'dan da gelecek rebirtlerimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Görüşmek üzere.